Bora Bey, şey, eve uğrayabiliriz değil mi? Şey, benim size çok eşyam yok da eşya almam lazım. Hallederiz, hallederiz de. Sen bana kampta Bora Bey demesen iyi olur hala. Nasıl yani? Biz ilişkilerini yoldan koymaya çalışan bir çiftiz ya. O bakımda. Ha, doğru. Ay ama şimdi size Bora demek biraz tuhaf olacak. Olsun. Sen yine de ağzını alıştır. Tamam Bora. Bey. Şu an Bora Bey. Kampta Bora. Evet, kampta. Açık vermememiz lazım aday. Tamam. Hı hı. Bora da bakayım. Bora. Bak. Ne güzel söyledin. Bir tuhaf oldu şimdi de. Bora. Tamam aday. Bora. Tamam. Bora aşağıda. Ben çıktıktan sonra sen de çıkarsın arkamdan. Bora. Beğen oldu. Sevgili oynayacağız. Haber peşindeyiz. Ben sana niye açıklama yapıyorum ya? Bana bak. Ha. Camdan bakarsın, biz gidince çıkarsın, tamam? Tamam, tamam. Kim? Bora mı? Bora Bey mi? Celal. Ne? Ne yapacağız? Celal mi? Nasıl Celal? Senin yüzünden, Celal senin yüzünden geldi. Ne yapalım? Bırak. Çalar çalar gider. Çalar çalar gider. Açma, açma, açma. Kızım saçmalama. Bora aşağıda, bu görünmeden gelmiş belli. Bunlar tanışıyor şirketten. Ya görürse? O zaman ne yapalım? Açacağız. Açacağız. Aç o zaman. Tamam. Sürpriz! Celal Bey! Buradan geçiyordum. Baktım ışıklarınız yanıyor. Dedim ki kendi kendime, bunlar bir ay tatilde değiller miydi? Aslında tatildeydik Celal Bey. Fakat işlerden dolayı dönmemiz gerekti. İşlerimizi hallettik. Şimdi tam gaz devam. Kaldığımız yerden. İyi o zaman ben sizi zamanınızı falan almayayım. Yeni bir uygulama bugün yürürlüğe girdi. Ya evlilik yapan çiftleri gözlemleyip rapor tutmamızı isteniyor. Beyaz evlilik yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Hani ne raporu ya? Nasıl bir raporu? Mutluluğunuzun tanıyım raporu. Neyse, ben sizi fazla tutmayayım. Artık döndüğünüzde uğrarım. Ya gittiğiniz yerden bol bol fotoğraf atmayı sakın unutmayın. Tabii canım, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Asla unutmayın. Siz de şöyle alalım size. Siz buraya kadar gel. Lütfen. Siz buraya kadar gelmişsiniz. Bir yudum çay içmeden sizi bırakmam. Efendim, 3 sene beklediniz şu balayı için. Hakikaten ben artık gönlünüze uğrarım size. Siz gittiğiniz yerin tadını çıkartın yeter yahu. Olur mu öyle şey Celal Bey? Gerçekten. Zaten şöyle bir durum vardı. Ada çıkıyordu şimdi. Ya biliyorsunuz Celal Bey, bu kadınların alışveriş olayı falan çok uzun sürüyor. Bitmek bilmiyor ya. Evet. Ben de yalnız kalıyorum. Kendime bir arkadaş arıyordum. Vallahi bir çay içmeden bırakmam. Vallahi bir çay içmeden bırakmaz. Vallahi. Ölümü görün. Madem bu kadar ısrar ettiniz. Tamam hadi bir çayınızı içeyim bari. Ayakkabıyı çıkaralım. Ben ayakkabıyı sokmuyorum eve. Buyurun buyurun. Siz buyurun, böyle buyurun, geçin. Buyurun. Siz böyle geçin. Rüzgar. Efendim hayatım. Kocacığım. Aşkım. Aşkım. Ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musun sokaktan? Ne alayım sana? Sen böyle kola cips tarzı şeyler al. Biz yolda yeriz onları. Balayı yolumuzda. Bal yolu, ayı yolu, ayı. Güzel oldu. Seni şanslı kerata, seni aldım gül gibi kızı. İçeri girdiğimizde kimse kimseyi tanımıyor, tamam mı? Dikkat çekmiyoruz. Tamam patron, tamam. Merak etme. Tuğçe, beni tanımıyorsun, tamam mı? Rüzgar, ben patronum değilim, tamam mı? Güzel. Beni tanımıyorsunuz. Seni hiç tanımıyoruz. Beni zaten tanımayın. Tamam, şimdi biz içeriye giriyoruz. Biraz bekleyin, sonra gelin, tamam mı? Tamam. Hadi, güveniyorum size. Arkamızdan gelin. Ardımızdan. Ne yapıyorsun? Bora. Role girdim. Güzel. Benim adım ne? Bora.
Güzel, güzel, yakıştı. Merhabalar, hadi kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biz... Eros'un okuna geldiniz. Evet, Eros'un okuna geldik. Ada ve Bora biz. Evet. 8 numaralı odada giymeniz gereken kıyafetler var. Kolye, küpe, saat olmayacak. Cep telefonlarını da odada bırakıyorsunuz. Sadece kıyafetleriniz. Bir saat sonra açık havada toplantı başlayacak. Sevgi Hanım'la tanışacaksınız. Tamamdır, teşekkürler. Şimdi de Sevgi oldun demek ha? Dolandırıcı. Kolye, küpe, telefonsuz ne yapacak? Bir tanem. Buyurun. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Hadi hayatım, gidelim biz. Bir tanem. Nişanlım. Nişanlım. Hadi odamıza gidelim. Hadi oda. Hadi. Ben onun hayatıyım. Evet. Ben onun hayatının parçasıyım. Hava, su, toprak, bir de ada tözüm. Evet, hayatımın odak noktasında o benim. Tabii. Evet, susar mısın artık? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Rüzgar Tuğçe. Evet, bakıyorum. 15 numaralı oda. Sadece kıyafetleriniz olacak. Kolye, küpe, saat olmayacak. Telefonları odada bırakıyoruz. Anahtar almayacak mısın Rüzgar? Alırım. Alırım. Beyefendi, rica etsem elinizdekini ağzıma uzatma şansınız var mı? Utanmayın. Lütfen çekinmeyin. Uzatın, uzatın. Merci. Teşekkürler. Çok ağır değil ya. Taşırsın sen. Kapa. Tamam davran. Tamam. Heh. Ben şimdi kapıyı açıyorum sevgilim. Tamam sevgilim. Sen git kapıyı aç. Ben buradayım. Ha. Buyurun. Buyurun, merhaba. Merhaba. Emanetlerinizi alabilir miyim? Emanetlerimizi alabilirsiniz tabii ki. Bir tanem, emanetlerimizi verir misin? Ha. Ne güzel. Herkesin emanetlerini toplamışsınız. Ha. Ha, bir tanem. Ver sevgilim. Ver bir tanem. Buyurun. Emanetlerimiz. Teşekkürler. Cüzdan müzdan her şeyimizi alıyorlar. Bak demedi deme, burada çok bir şeyler dönüyor da. Göreceksin, hissediyorum. Ay, evet, çok garip. Gerçekten korkunçtu da adam. Görüyor musun? Aşk denen illüzyonun insanların gözünü nasıl kör ettiğini görüyor musun? İşte böyle bu şekilde insanları dolandırılmaya müsait hale getiriyorlar. Ve sevgi gibiler bunu çok iyi biliyor ve yapıyorlar. Şimdi birileri kötüye kullanıyor diye aşk niye suçlu oluyor, ben anlamıyorum. Umarım bir gün anlarsın adı. Ve umarım... Ay. Umarım bir gün gözün açılır. Hadi. Hadi bir tanem. Geldim. Kaç çift oldu? Son anda katılanlarla 5. İyi, iyi. Hemen kimlik bilgilerinden tüm sayfalarına gir bakalım. Tamam, bakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tanışma babında kısa bir çalışma yapacağız. Sonra dinlenmeye geçeceğiz. Yarın oldukça yoğun bir gün olacak çünkü. Şimdi çiftler, lütfen yüz yüze dönün. Yüz yüze. Hoş geldin Bora. Hoş geldin Ada. Dolandırıcılığın da bu kadar.
Kimliklerimizi toplarlar, sonra ismimizi nereden biliyorlar ha? İnanmasanız da mış gibi yapmanız gerekiyor. Malum, dolandırıcılar aşkın köle demediği insanları şıp diye tanırlar. Tamam hadi. Şu anda bunu seninle tartışmayacağım, tamam mı? Hoş geldin Tuğçe. Hoş geldin Rüzgar. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin Eda. Hoş geldin Mehmet. Şimdi elini götürmeden yapıyor, görüyor musun? Şunları es geçtim, bana vermediler mi acaba çok? Hadi. Şimdi gözlerinizi kapatın. Önce erkekler. Partnerinizin yüzüne parmak uçlarınızla dokunun. Gözlerine, yanaklarına, burnuna. Parmak uçlarınızla. Tanıyın partnerinizi. Çünkü sevmek, gözleri kapalıyken de görebilmektir. Görebiliyor musunuz? Tamam, hadi. Rüzgar, gözüme uyacaksın ya. Yavaş biraz. Pardon, pardon. Affedersin. Şimdi açın gözlerinizi. Sevgilinize bakın. Gözleriniz kapalıyken gördüğünüz yüz bu muydu? Her şeyiyle. Evet diyeceksiniz. Evet. Senin gözler kahverengi miydi ya? Ha? Şimdi sıra kadınlarda. Parmak uçlarınızla. Dokunun. Yavaş, ne yapıyorsun ya? Nasılmış? Yani yine de güzel. Şimdi açın gözlerinizi. Gözleriniz kapalıyken gördüğünüz yüz bu muydu? Evet. Evet. Çok güzelsin. Çıkıyor, seanstayız. Evet sevgili dostlar, bu akşam bu kadarlık yeter. Yarın kahvaltı sonrası görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi gidelim. Ada Bora. Gelmiyor musunuz? Seans bitti. Evet, geliyoruz. Geliyoruz. Hadi hadi. Hadi bir tanem. Hadi bir tanem. Yorulduk ha. Evet aşkım. Gel bir tanem. İyi geceler. Sağ olun. Elinize sağlık. Geceler. Kafanıza sağlık. Saçma yani. Saçmalık. İnsanların gözünün içine baka baka kandırıyor bu kadın. Yani ben söyledim sana. Ben sana söylemiştim zaten böyle bir şey olacağını. Evet. Evet evet. Siz söylediniz Bora Bey. Kesin dolandırıcı bu kadın. Kesin. Tabii. Tabii dolandırıcı ya. Yok. Gözünü kapat, yok gözün kapalıyken yüzüne elle, yok gözün kapalıyken yüzünü ellediğin insanın yüzü... Saçma sapan çocukça şeyler bunlar ya. Bak ben biraz abartmak zorunda kaldım. Sen beni yanlış anlamadın değil mi? Yani ben kadın şüphelenmesin diye yaptım hadi. Allah, yok iyi yaptınız. Ha iyi güzel. Saçmaydı ya bu, neydi saçma sapan? Saçma sapan şeyler ya. Bunlar hep para tuzağı. Bunlar bak başka bir şey değil, para tuzağı bunlar, hep para tuzağı. Tabii. Aynen. Yatsak mı biz artık? Yatalım artık. Tabii. Biz yarın saçma sapan şeylerle uğraşacağız değil mi? Yani biz biraz dinlenelim. Kafamız, başımız ağrıdı. Biz biraz dinlenelim. Bizim dinlenmeye ihtiyacımız var. Sen yatakta yat. Ben yerde yatarım. Hadi. Yok olmaz. Öyle şey olmaz. Bora Bey, ne işiniz var sizin yerde? Siz yatakta yatın, ben yerde yatarım. Yok, mümkün değil. Hadi. Hadi. O zaman size şöyle bir fikirle gelmek isterim. Neymiş o? Ya ikimiz de yerde yatarız ya da burada yatarız. Ha. Koca yatak, Bora Bey.
Ben ufacık tefecik bir kızım sonuçta. Ben bir köşeye kırılırım. Siz de bir köşeye kırılırsınız. Tutarız. Ne yapmışsın ki şöyle? Böyle. Ha, yattım ben. Ne oluyor ya? Şu dağ evindeki saçmalıktan bir daha yaşamak istemiyorum. Ben yatakta yatacağım. Sen de yatak dışında nerede yatmak istiyorsan yatabilirsin. Hatta al bunu da. Efendim, yastık alabilir miyim? İzniniz var mı? Tabii ki, buyurun. Keşke şu an anlatabilsem size her şeyi. Sizi kandırdım desem. Yalan söyledim. Bir sürü yalan. Masalmış gibi dinleseniz. Sonu kötü biten bir masalmış deseniz sadece. Uyumaya devam etseniz sonra. Olmaz mı? Olmaz tabii. Saçmalama Ada. Adam aşk maşk, efsane, masal hiçbir şeye inanmıyor ki. Of. Of. Dümdüz oldum ya. Allah kahretsin. Kendine gel Bora. Kendine gel.
Alan beni. Bora Bey. Asladı burayı. Yazık. Ne gülüyorsun? Komik mi? Komik olan ne? Genel gülüyorum ben. Adacığım orman meyvelerinden aldın mı? Yok Tuğçe'nin ne ormanı ne meyvesi. Domates, peynir işte yiyeceğiz. Ay, üç dilim ekmek artı bir börek almasını biliyorsun. Yuvarlanacaksın masaya kadar. Yani orman meyvesi alsaydın cildine falan da iyi gelirdi anlamında. Bana bak. Hı. Dün nasıl yattınız siz? Çok güzel yattık. Rahat rahat böyle ortopedik yatak. Siz nasıl yattınız? Bora nerede yattı? Yatakta yattı. Nerede yatacaktın? Sen nerede yattın? Ah Tuğçe Hanım. Siz buraya neden geldiğimizi unutuyorsunuz galiba. Lütfen takılmayın böyle şeylere ya. Şimdi ilk önce Sevgi'nin odasına girmemiz lazım, tamam mı? Orada bir şeyler bulacağımıza eminim. Nasıl gireceğiz kadının odasına? Ya yakalarsa? Korkmayın, siz değil. Biz Ada ile beraber gireceğiz. Siz de o sırada Sevgi'yi oyalayacaksınız, tamam mı? Tamam. Tamamdır, güzel. Geliyor, hadi bakalım. Siz yok musunuz? Siz muazzamsınız ya. Sen iyi ki tanıştık. Ya, i̇yi ki tanıştık. Günaydın. Her şey yolunda mı? Evet bakın biz her şey yolunda çok mutluyuz. Evet. Çok mutluyuz. Evet. Ay Sevgi Hanım size çok teşekkürler gerçekten. Yani bu kadar güzel insanlarla bizi kaynaştırdığınız için size minnettarım. Ben bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Dede. Teşekkürler. Anahtar. Anahtar işte bu. Gelin. Neyse. Şimdi biz Ada ile beraber masaya gideceğiz. Anahtarı almaya çalışacağız. Hı. Anahtarı aldıktan sonra gideceğiz. Odaya gireceğiz. Siz de o sırada Sevgi'ye yapışın, tamam mı? Tamamdır. Güzel. Tamam. Hazır mısın? Heyecanlandım. Hadi Ada. Başlıyoruz. Ben şu balıklara bakayım ya. Ben bir balıklara bakayım aşkım. Sen de balıkları besle. Hadi bakalım. Sevgi Hanım. Efendim. Müsaadenizle oturabilir miyim? Tabii buyurun. Oturacaktım zaten. Buyurun. Sevgi Hanım. Dün akşamki bir saatlik çalışma bile sevgilimle bana o kadar iyi geldi ki. Gerçekten ne kadar sevindim bilemezsiniz. Çok minnettarım size. Çok sevindim ben bunu duyduğuma. Çok mutlu oldum. O zaman sarılalım. Bir sarılayım size, bir gel. Ben alırım. Wow. Yeter. Bir tanem. Hadi biz odamıza gidelim. Ay. Hadi odamıza gidelim. Gördünüz değil mi nasıl işe yaramış? Hadi gel. Sevgi sistem. Tamam hadi. Hadi güveniyorum size zaten. Hadi bir tane. Afiyet olsun. Sevgi Hanım. Siz burada mı oturuyordunuz? Aa. Çık. Temiz, çık. Ada, sen etrafı kolaçan et, kapıyı açıyor. Hadi Ada. Aa, bize kutu kadar oda kendisi. Kral dairesinde. Hadi Ada. Görüyor musun bak? Şaşırdık mı? Hayır. Ha, para sayma şeysi. Aa, Bora Bey burada bir kasa var. Ada, uğraşma. Uğraşman imkansız. Şifre var. Ha, ne olacak şimdi?
İşte bu. Ne? Göreceksin. Lütfen açık ol. Lütfen açık ol. Tamam. Ne o? Oha! Şaşırdın mı? Hayır, yine hayır. Bora Bey, siz var ya o kadar iyisiniz ki nasıl aldı burnunuz bu kokuyu? Dediniz, dediniz, buldunuz valla. Çok iyisiniz. Ben iyi değilim Ada. Maalesef insanlar kötü. Bunlar ne oluyor şimdi? Kimlik fotokopisiyle şirket açıp kredi çekiyorlar. Sonra da senin olan ama senin olduğunu bilmediğin bir şirketin kredi borcu yüzünden evine aciz geliyor. Ya. Korkunç. Ya Sevgi Hanım, ben de Hindistan'a bayılırım. Hele ki o dansları, kıyafetleri, değil mi? Ya biz de bir fırsat bulsak da gitsek aşkım. Hayatım kesinlikle. Bu arada ben de bayılırım Hindistan'a. Yani o dans edişleri falan gerçekten inanılmaz. Ama malum biliyorsunuz işte işler güçler bu durumlardan dolayı pek gidemedik. Evet, umarım gidersiniz. Evet, evet. Ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. Yarım saat içinde seansta görüşürüz. Yok ama benim size soracağım sorular var. Geç kalıyoruz ama. Daha sonra görüşürüz. Ölümü gör. Çok geç kalıyorum. Görüşmek üzere. Seans öncesi sorsak beraber bir olur. 10 dakika. Tabii, tabii mümkündür. Tamam. Afiyet olsun. Bay bay. Ne yapacağız şimdi? Nasıl haber vereceğiz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Umarım çıkmışlardır yani. Umarım çıkmışlardır. Umarım ya. Ben anahtarımı düşürdüm galiba. Şöyle bakayım Sevgi Hanım. Bunu kullanabilirsiniz Sevgi Hanım. Tamam sakin ol. Sakin ol. Tamam sakin ol. Ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sakin. Sen kalacaksın, ben saklanacağım, tamam mı? Saklanın. Yok 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 yok. Nereye? Tamam. Böyle buraya buraya. Tamam. Ses. 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 Bak sus. Aa geliyor geliyor, yaklaştı. İşte ya. Sus. Gel. Tamam sus. Allah aşkına sus. Allah aşkına sus. Yürü, yürü, hadi yürü, hadi durma, hadi. Hadi, hadi Ada. Hadi Ada. Senin şu kediye ne olmuş da anlatmadın hiç. Duman mı? Ha, duman. Üzücü bir hikayesi var. Anlatırım sonra. Sana anladım ben. O zaman bunlardan kurtulalım değil mi? Tabii. Hadi. Hadi. Sevgili dostlar, şimdi sizden istediğim şey çok basit. Soyunun, çırılçıplak olun. Kaygılarınızdan arının, korkularınızdan soyunun. Korkunu diyor Rüzgar, şeyini değil ya. Üf. Yapma be. Ha, ayde de salak soyunuyor. İlk ana döneceğiz hep beraber. Beyler, şimdi yere ana karnındaki cenin gibi yatın. Ve hanımlar, siz de erkeğinizi tamamlayacak şekilde yatın. Cenin. Cenin. Cenin pozisyonu, hep bunu yapmamıştık ve bu eksikti. Cenin pozisyonu. Adacığım hadi. Hadi bir tanem. Herkes yattı, ben kaldım. Hadi bir tanem. Şu ayağını şuraya alır mısın? Bir bana bakar mısın ben nasıl yatmışım? Çok güzel yattınız da.
Ay. Ada, lütfen. Sarmadım. Ne gözün diktin bakıyorsun? İnsanlar neden kavga ederken bağırır? Neden sevişirken fısıldaşır? Çünkü kavga eden iki insanın kalbi birbirinden uzaklaşmıştır. Oysaki sevişenlerin kalpleri yaklaşmıştır. Fısıltı bile yeter. Sevginizi fısıldayın. Ne oldu Ada? Daldan gittin. Duman geldi aklıma. Anladım. Çok güzel gözleri vardı. Senin gibi. Devam mı bu Cen'in pozisyonu? He ya, bitmedi mi? Bir dolandırıcının turist insanlardan daha rahat, kendinden daha emin olması benim midemi bulandırıyor. Bunun tipinde mi emniyet yok? Ben buna baktığım gibi dolandırıcı olduğunu anladım zaten. Kan çektiyse. Ne? Ha? Bir şey mi dedin? Yok, ne diyeceğim? Siz bir şey bulabildiniz mi peki odada? Bulduk. Kimlik fotokopilerini bulduk ama bizim lanet kanıtlara ihtiyacımız var. Yalnız benim nacizane fikrim, yani bu tarz insanlar tek başına asla takılmazlar. Bunların her zaman arkalarında birileri vardır. Yani bunlar organize takılır abi. Dikkat etmemiz lazım. Başımıza iş almayalım. Ne oldu? Korktun mu? Korkmak değil bu. Adacığım, akıllı davranmak diyelim. Tam sana uygun bir hareket. Sevgili dostlarım, bir günü daha geride bıraktık. Sizler için ufuk açıcı bir deneyim olduğunu gözlerinizde görebiliyorum. Şimdi size birini tanıtmak istiyorum. Dansa gönül vermiş biri. Hatta belki bize ufak bir dans gösterisi bile yapar. İnanmıyorum. Erdi. Tuğçe, senin ne işin var burada? Tanıyor musun? Tanıyorum tabii ki. Aa, canım ya. Of, çok uzun zaman oldu. Koreografimiz. Koreografimiz. Unutmamışsın. Of ya, akşam neler yapıyorsun? Akşam zaman. Tuğçe'nin adı neymiş? Uyudunuz mu? Yok. Ben duymadım. Ne düşünüyorsunuz? Hiç. Ben hiçbir şey düşünmeden bakıyorum öyle. Ben de. Ben de öyle bakıyorum boş boş. Bu tavandaki su lekesi mi o? Galiba. Uyusan artık sen. Neye uyumuyorsun ki? Uyu sen hadi. Uyu artık. İyi geceler. İyi geceler. Seçer.